Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Birkaç videodur kendini iyi hissetmenin yollarıyla ilgili video çekerken sevgili Berrak bana dedi ki neden başkalarını iyi hissettirmenin yollarını da anlatmıyorsun Ayşe dedi. Çok doğru. O yüzden ben de bugün sizlere başkalarını iyi hissettirmenin yollarıyla ilgili bir video çekelim dedim. Buyurun, başkalarını iyi hissettirmenin yolları. Aslında hikaye basit. Hepimiz bir şekilde içinde bulunduğumuz sosyal ortamda, annemiz, babamız, arkadaşlarımız, okuldaki hayatımız derken küçüklüğümüzden itibaren başkalarına odaklı bir yaşamdayız. Başkalarını çok düşündüğümüzü zannediyoruz. Mutlu ettiğimizde mutlu olacağımız için. Çünkü buradaki temel şey aslında kabul görmek için onlara mümkün olduğunca onaylanma ihtiyacından dolayı sevgi, hediye ve farklı şeyler vermek var. Ama bunun dengesini korumak lazım. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Başkalarını iyi hissettirmenin yollarını anlatmadan önce kendinizi iyi hissetmenin yollarını mutlaka izlemenizi istiyorum. Kendini iyi hisseden kişi, kendiyle bütün barışık olan kişi ancak başkalarına sağlıklı bir şekilde iyi hissettirebilir diye düşünüyorum. Onun dışında kişilere rüşvet vermek bence sizi sevsinler diye, sizi kabul etsinler diye, onaylasınlar diye, istediklerinizi yaptırsınlar diye onların hoşlanacağı şeyleri yapmak da iyi hissettirmenin arasına karışmış olabilir. Bunu lütfen hani bu itkideysek eğer, bu içgüdüdeysek bunu ayırmak lazım. Öncelikle bunu söylemem lazım. Ben başkalarını iyi hissettirmeyi çok seven biriyim. 18-20 yaşından beri aslında hayat amacımı fark ettiğimden beri ki benim hayat amacım insanlara iyi hissettirmek. Kendimi bu görevli bir hizmetli olarak görüyorum. Ve yaptığım bütün çalışmalar aslında bu hayat misyonumun uzantısı. İyi hissettirmek derken davranışımla, bakışımla, sözümle, verdiğim bir mesajla da olabilir. Dolayısıyla neye ihtiyacı varsa karşındaki kişi ona göre. Başkalarını nasıl iyi hissettirebiliriz? Her şeyden önce güler yüz. Kocaman bir gülümseme karşınızdaki kişiye seni görüyorum, seni tanıyorum, senin varlığını onaylıyorum. Özellikle de gözlerinin içine bakarak ve gerçekten samimi büyük bir gülümseme. Hani şöyle yalandan değil, zaten bunu herkes anlıyor. Biliyorsunuz daha önce birkaç tane daha video çektim. Burada da beden dili dedim. İnsanların iletişiminin %90'ının sözsüz iletişim yani beden iletişimi olduğunu ve insanların aslında sezgisel olarak karşı tarafın gizlediği ne varsa onları gördüğünü biliyoruz. Dolayısıyla da gülümsememiz samimi değilse karşımızdaki kişi bunu anlıyor. O yüzden kocaman 32 dişlerimizi göstererek çok da şey de olmadan ama merhaba, günaydın, nasılsın? Nasılsın bence gerçekten kişilere kendini çok iyi hissettiren bir şey. Ama şöyle bir nasılsın değil tabii ki. Nasılsın? Kimse kaygılı, güçsüz hissetmeyi sevmiyor. Dolayısıyla kaygılı onu zayıflatıcı yani onu zayıf hissettiren, onun kaygılarını daha da üste çıkartan, nasıl anlatayım? Varsa bunları daha yukarı çıkartıp vesvesesini arttırmasına yol açacak ya da ona acıyormuş gibi hissettiren bir nasılsın değil tabii ki. Her zaman günaydın, nasılsın? Güzel bir günaydın, teşekkür ederim demek, insanlara takdirlerinizi sunmak onlara çok iyi hissettirir. Dolayısıyla yanınızda çalışan, kapınızı açan kişiler, size şoförlük yapan taksici, alışveriş merkezinde size yer veren genç beyefendi gibi pek çok kişi gülümseyerek teşekkür ettiğinizde onların hayatında güzel bir pırıltı yakalıyorsunuz diye düşünüyorum. İnsanlara gülümsemek, onlara teşekkür etmek, onların hatırını sormak onlara çok iyi hissettiriyor. Onun dışında dijital dünyada yaşıyoruz tabii ki. WhatsApp'tan güzel günaydın mesajları, özellikle sevdiğim insanlara, var olan gruplardaki arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme, anneme, sevdiklerime güzel bir günaydın mesajı atmak. Ve bunu yapabiliyorsak tatlı bir karikatür olabilir, sizi güldüren bir şey olabilir. Onun eşliğinde paylaşmak da yine onlara iyi hissettiren bir şey olabilir. Kaygılı haberler paylaşmak, gelecekteki tehlikelere sürekli insanları uyarmanın çok da iyi hissettiren bir şey olmadığını düşünüyorum. Kaygıyı kaygıyla çözmenin iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. O yüzden güçlü durmak lazım. Güçlü mesajlar vermek lazım. Güçlendiren mesajlar vermek lazım. Sağlık problemi varsa o kişiye güzel bir geçmiş olsun dileklerini iletmek, samimi bir olduğumuz ve değer verdiğimiz bir kişi ise güzel bir geçmiş olsun hediyesi, çiçek olabilir ya da onun zevkine uygun bir hediye vermek gene iyi hissettirecek şeylerden bir tanesi. Zaten hediye vermek iyi hissettiren bir şey değil mi? Hediye vermeyi seviyorum. Büyüklü küçüklü hediyeler veriyorum. Küçük kızım Cancan da hediye vermeyi benden öğrendiği için o da seviyor insanlara hediye vermeyi. Beklemediğim yerlerde beklemediğim hediyeler vermeyi seviyorum. Mesela alışverişe gittim. Kendime bir şey alırken orada küçük kasanın yanında küçük küpeleri, yüzükleri, takıları beğendim. Sevdiğim 3-4 kız arkadaşıma farklı farklı onların zevklerini düşünerek, saç renklerini falan düşünerek alacağım küçük hediyeleri vermenin o insanlara çok mutlu ettiğini düşünüyorum. O yüzden küçük hediyeler vermek,
Dediğim gibi iletişim çok önemli. O yüzden onları güçlendiren, iyi hissettiren, güldüren mesajlar vermek. İletişimi, dijital iletişimi böyle kurmak. Bunlar iyi hissettiren şeyler. Onun dışında 6 saniye kuralı var. 6 saniye kuralını bilmiyorum. Daha önceki videolarımda da koymuştum. Beden diliyle ilgili bir videoma koymuştum sanıyorum. 6 saniye kuralı şu. Bir sarılma var biliyorsunuz. Hepimiz aslında sosyal varlıklarız. Ve dokunsal varlıklarız insanlar. Her ne kadar dokunulmaktan hoşlanmayan insanlar varsa da bu dokunulmaktan hoşlanmayan insanlar bazen yabancıların dokunmasından hoşlanmıyor olabilir ama İşin sonunda tüm insanlar, aslında memeli hayvanlar dokunulmayı severler. İşin bir fizyonomisi var, işin bir bilimsel tarafı var. Cildimizin üzerindeki sinir uçlarının uyarılması ve bu bizde endorfin ve dopamin hormonunu sağlıyor. Hele bu okşamayı yapan el bizim sevdiğimiz biri ise o artı ikiye katlanıyor. Dolayısıyla sarılmak önemli. Belki iş yerinde sevdiğimiz bir arkadaşımız ve samimi olduğumuz bir arkadaşımız. Fiziksel temasın uygun olduğu kişilerle tabii ki sarılmaktan bahsediyorum. Kocaman bir sarılmak. Nasıl kocaman bir sarılmak? Gerçekten işte bir elinizi omzuna koyup, bir elini kolunların altından alıp, ikinizin de göğüs hizaları birbirine gelecek şekilde ve gerçekten samimi bir şekilde ve 6 saniye bu sarılmanın içerisinde kalmak. Bunu yaparken, yapabiliyorsanız içinizden, ben genelde öyle yaparım. Nefes koçu olduğum için sevgili Nevşah ve nefes aileme de buradan sevgiler iletiyorum. Biz bunlara neşe ve mutluluk nefesi dediğimiz bir nefes vardır. Yapabiliyorsanız, nefesiniz açıksa yapabilirsiniz. Karşınızdaki kişi tabii ki bunu biliyorsa, bilmeyen bir kişinin derin nefesler alıp vermenizden başka bir mesaj çıkartacağını düşünmek istemeyiz tabii ki. Ama 6 saniye kuralı önemli. Bu kişiye güzelce sarılıp sıkı sıkı 6 saniye kadar kalalım. Ve ayrılığımızda gerçekten karşılıklı olarak vücudun kimyası gereği o kişinin vücudunda da endorfin ve dopamin hormonları salgılanıyor olacak. Çocuklarsa çocukları hissettirmek çok daha kolay. Çünkü onların tek temel ihtiyacı bence onaylanmak ve varlıklarının bizler tarafından fark edildiğini ve kabul edildiğini hissettirmek. Dolayısıyla çocuklarla konuşurken tepeden bakmamak, onların göz seviyesine inmek, çömelmek mümkünse ve tam göz göze gelerek onlara gülerek konuşmak ve onlara "abacıca, abacıca" gibi değil, gerçekten sevgi diliyle konuşmak. Çok çok önemli. Çocuklara iyi hissettirmek bence önemli şeylerden bir tanesi. İyi hissettirmenin içerisinde dedik, hediyeler vermek dedik. Bana göre çiçek vermek. Çiçekleri çok seviyorum. Çiçeklerin canlılığını seviyorum. Ofisimde de her yerde her zaman taze çiçekler görebilirsiniz. Çiçeklerin insanları mutlu ettiğini düşünüyorum. Güzel bir buketin. Erkekler de dahil. Bu arada sadece kadınlara bence çiçek verilmez. Erkeklere de çiçek verilir. Erkeklerin de çiçek sevdiğini çok iyi biliyorum. Onlara özendiğiniz, düşündüğünüz bir güzel çiçek buketini sevdiğiniz kişilere beklemedikleri anlarda yollayın. Muhteşem hissedecekler. Onun dışında insanlara tanımadığınız kişilerse bunlar, dediğim gibi günaydın dışında o insanlara ilgilenmekte. Mesela geçen gün parkta koşuya çıktım. Bir bankta bir kız ağlıyordu. Sanıyorum mutsuzdu. Onun yanına gidip bir elinizi omuzlara koyup iyi misin demek. Gerçekten o insanlara iyi hissettiren bir şey. Yalnız olmadığını hissettirmek. Birisinin ona değer verdiğini ve onunla ilgilendiğini hissettirmek. Gerçekten karşınızdaki kişiye iyi hissettiren bir şey. Ama bunu tabii ki kontrol mekanizması ya da kontrol etmekten ayırmak lazım. Sana değer veriyorum. Seni merak ediyorum. Ve seninle ilgileniyorum demek. Çok daha önemli. Onun dışında bence iyi hissettirmenin yollarından bir tanesi güzel yemekleri paylaşmak olabilir. Sevdiklerinizi güzel, kendi yaptığınız, sağlıklı, mutlu, iyiyse tabii ki tercihim. Sağlıklı, güzel bir yemek sofrası çevresinde ağırlamak bence iyi hissettirmenin yollarından bir tanesi. Listem devam edecek. Şimdilik bu videoyu çok fazla uzatmak istemedim. İyi hissettirmenin metotlarını beğendiyseniz, sizin de aklınızda kendi iyi hissettirme metotlarınız varsa videomun altındaki yorum kısmına yazarsanız biz de onları okumaktan çok memnun oluruz. İyilikle dolu günler dilerim. Hoşça kalın.